ve Alexandra La Rosa. Birinci turda özgün kişileri denemiştim yine. Jüriden pozitif yorumlar aldım. 4 evet aldım. Ya bir dakika kardeşim, ben koşuyorum ya. Ya bir sus ya. İnsanların duygularını açığa çıkarabilmek zor bir şey. Bu güldürmek için de ağlatmak için de böyle. Ben güldürmeyi seçtim. Ya kardeşim şu tipine bir bak ya. Ya şu yanındaki adamın yakışıklılığına bir bak, bir de kendi tipine bak. Bak. İyi akşamlar, merhaba. Evet, Kadir Kuru. Evet. Kadir, hoş geldin. Hoş bulduk. Başarılı bir yarışmacısın. Zirveyi zorluyorsun. Bu akşam da herhalde bizi güzel şeyler bekliyor. Yine özgün şeyler yapmaya çalıştım. Yaptığım taklitlerin neredeyse hiçbirini yine izlememiş olacaksınız daha önce. Sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. İnşallah beğenirsiniz. Şart koştu yalnız. Ama şöyle bir şey ayarlamaya çalıştım. Finale doğru hani yükselmesini istedim. Siz diyeceğim, gösterini çok anlattın. Yap. Sen başla. Çok anlattın hepsini. Aynen. Yapman lazım. İşte yapacağım. Şu an hayır. Şu an beklentiyi yükselttin. Şey yaptın. Böyle olacak. Doğru. Gösterimiz birazdan size hafif böyle şey yapacak. Acil durumda çıkış kapıları buradadır falan. Böyle bize hata yaptın. Bir anlattın yani. Devam. Hayır öyle bir ben yani. Şu anda acil durumla ilgileniyorum. Acil durumda butona basın mı? Acil durumda butona basın. Yangında ilk kurtulacak. Evet, anlatma hakikaten. Boş görelim görelim. Hadi Kadir. Başlayayım mı? Evet, konuklarımızla futbol konuşacağız bu akşam. Rasim Ozan ve Ahmet Çakar yanımızda. Rasim, Galatasaray bu sezon ne yapar? Bak, Galatasaray bu sezon Fenerbahçe'yi paspas yapar, tır gibi ezer. Bak. Bakın beyler, Galatasaray Fenerbahçe'yi en son paspas yaptığında bizim bu Rasim olan daha sünnet olmamıştı beyler. Bak. Bak sen yalan söylüyorsun, ben sünnet oldum. Hatta iki kere oldum. Ahmet Çakır, sen Nur Yerlitaş gibi sürekli yerinde oturuyorsun. Sen onu taklit ediyorsun. Bak, reji Nur Yerlitaş taklit ediyor. Ahmet Çakır fotoğrafı verin. Ya bu nedir kardeşim ya? Bak ama samimi söylüyorum, sen burada Nur Yerlitaş'tan daha güzel çıkmışsın. Bak Nurella da çok güzel ama sen de çok güzel. Şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Şu anda dünya üzerinde Nur Yerlitaş'ı ayakta gören hiçbir canlı yok kardeşim. Kadın oturuyor ya. O yine sevimli hayalet Casper gibi. Belden aşağısını göremiyoruz. Ya ben gidiyorum kardeşim, ver müziği ver. Abi size bir Ankaralı abi şarkısıyla veda ediyorum. Sana tay tay havası, tak tak yapıyor amcası. Gangnam style. Yo, Ankara style. Bak, bak, ben Kerem Sayır. Bak, burası benim, tamam mı? Bu kongre merkezi benim. Babam aldı, okay? Çok zengin, tamam. Oh my God. Bak, bak. Oh my God. Bak, şu anda unuttum, tamam mı? Evet. Bir sonrakine geçelim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar abartısız söylüyorum, Survivor tarihinin en iyi ödülü arkadaşlar. Tur abi, bizim çocuklara saydırdın. Yarışma başlayandan beri 5000 kez abi demişsin. Abi. Doğrudur abi. Demişimdir abi. Çünkü abi bize büyüklere saygı son derece önemlidir kardeşim. Peki Sahra ile alakalı ne söyleyeceksin? Benim babam kardeşim bana küçükken ne dedi ki ne? Tur abi, bayanlar çiçektir. Bu bayanlar çiçekse bro, bu Sahra ya deve tabanı ya da kaktüs. Ben böyle bir kadın görmedim kardeşim. Denizde mezgit, Sahra bu adadan tez git. Akın kardeşe de buradan sesleniyorum. Lan Akın, bana gider yapmıştın. Senin yaptığın gider, benim her türlü hoşuma gider bro. Son olarak abi, salondaki Bursalı kardeşlerime ve Bursa'nın kralı Eser Yenenlere, buraların burasına sıradaki şarkı benden armağan olsun kardeşim. Nasılsın kalbini gelin, çaydan mı geçtin? Yanakların olmuş kum yakmıştın. Oh, kum yakmıştın. Oh, oh. Evet. Evet diyenler bir. Hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Eser. Tıpkı aslında tahmin ettiğim gibi oldu yani. Başlangıçta yaptığın açıklama fazla özgüvenli geldi seyirciye. Sen onu kastetmedin ama aşırı özgüvenli geldi.
Eğer o kadar özgüvenli gösteriyorsan kendini hata yapmaman lazım. E başlangıçta tahmin ettiğin o sünnet yerleri, şakaları almayınca düştün. Bir düşünce ezber gitti, bütün her şey kafada karıştı. Karman çorman bir yere gitti. Halbuki işte içeride Turabi iyiydi, Ahmet Çakar'a benzetmek kısmı iyiydi. Yani aslında çok yeteneklisin. Sunuş şeklinde bir sıkıntı vardı maalesef. Yani sen buradan hani çok daha yüksek alkış ve şeyle çıkabilecek yetenekte bir adamsın. Ben tam tersi aslında onu başta hata yaptım şu an anladım evet. Ama beklenti aslında düşürmek için söylemiştim. Anladım. Hani bir gümbürtüye gitmeyeyim. Gittim evet, ama anladım. Hani gitmeyeyim. Çünkü gerçekten hani şu yaptıklarım daha önce pek görülen şeyler değil. Hepsini görmenizi istediğim için öyle söyledim. Tersi bir. Ama daha önce görülen şeyler değil. Lafı bile yeter nasıl tek başına. Yani nasıl bu kadar eminsin? Yani beklentiyi yükseltmiş yani, oluyorsun yani, öyle değil. Ben o bakış açısı öyle evet. Ben de hani diğer bakış açısıyla görmenizi istediğim için böyle yapıyorum dedim ama dediğinizi anladım ben evet. Kendine çok güveniyorsun. O kadar güvenme. Yazarken de şakalarında da çok şey var. Bu kesin güldürecek. Şimdi var ya kesin güldüreceğim hissiyle yazıyorsun. Öyle değil. Yani bir gün en büyük komedyen bile bir çıkıyor. Kimse gülmüyor. O bir enerji, sinerji olayı. Yani bu kadar güvenme kendine. Tevazuyu da kaybetme. O da önemli. Peki yüzdemizi alalım. Seyirci bakalım beğenmiş mi Kadir'i? Kadir'in evet yüzdesi geliyor. Teşekkürler. Kadir teşekkür ediyoruz. Hoşça kal. Olmadı.